Yani barış tam da bu günleri işaret etmiş, öyle değil mi? Yani bu büyük faciayı işaret etmiş. Abi adam demiş ki Hakan, babamsa sağ solu belli olmaz. Bir gürledimi yer yerinden oynar. Kayaların oğlu aynı zamanda metafizik güçlerle donatılmış bir seçilmiş. Felaketin adı ne? 100 yılın felaketi. 29 Ekim'e kadar devam edecek bir süreçten bahsediyor. 2023 şarkısında aslında. O gece seçilmişin yanında ulu çınarların, ulu ruhların, meleklerin, gök oğulların olacağından bahsediyor. 2023'ü 29 Ekim sabahında hissedeceğiz diyor. Aynı zamanda depremin bir doğumu ifade ettiği de bu satırlardan belli. Sırlar vakti geldiğinde, müsaade edildiğinde anlatılır. Ergenekon'dan çıkma sürecimiz tam olarak tamamlanmadı. Almamız gereken çok ders var. Algılar açılmadığı müddetçe ders tekrar edecektir. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Bugün asrın faciasını konuşacağız, ancak Barış Manço'nun gözünden konuşacağız. Barış Manço asrın faciasına, bu büyük depreme, bu büyük yıkıma işaret etmiş miydi? Hüseyin Hakkı Kahveci ile, Atabey Ocakları Genel Başkanı, gazeteci yazar Hüseyin Hakkı Kahveci ile konuşacağız. Merhabalar Sayın Kahveci. Bir zaman yolcusuydu Barış Manço ve 2023'ü çok güzel anlatmıştı. Sen de kitabında uzun uzun anlatıyorsun. Bir kısa Barış Manço'nun gözünden 2023'ü ve bugünleri konuşalım. Zaten merak edenler kitabın devamında okuyacaklar. Neler demişti zaman yolunda? Bugünlerin programında bir duyuruda daha bulunabiliriz. Ne sırlanmış? Yani Anadolu'nun içinde neler var başka? Şimdi ben bir Atatürk takvimi hazırladım. Bu Atatürk takviminde 6, 7, 8 Şubat tarihlerinde özel olarak belirtmiş olduğum bir gün var. Yani içerik açıklaması var. Şimdi depremzede kardeşlerime, yaşayanlara bir miktar yardım olsun manasında 1000 adet Atatürk takvimi satışını gerçekleştirebilirsek bunu oraya bağışlayacağım. Barış Manço'nun sır mahfuz olduğunu açıkladığımızda Türkiye'de bazı sahtekar, yüzsüz ahlaksızlar bize karşı Barış Manço'nun Ermeni olduğu, Barış Manço'nun Türk olmadığı, Barış Manço'nun aleyhine çok ciddi hakaretler düzdüler. Bunların hepsi ilgili yasal işlem başlattı. Ben anlatana kadar Barış Manço'nun sır mahfuz olduğunu, oğlu Doğukan ve eşi Lale Manço ortaya çıkıp da Barış Manço'nun bir vasiyetine bahsetmemişlerdi. Hatırlarsan. Ben Barış Manço'nun şu bu depremi işaret etmiş olup olamayacağını kayaların oluşması direkt. Öyle mi? Tabii. Diyor ki kaya baba çok serttir diyor. Hatta şimdi biz o satırları okuyalım istersen. Buradan da çözümlemeyi anlatalım. Şimdi 29 Ekim'e kadar devam edecek bir süreçten bahsediyor. 2023 şarkısında aslında. Bunu yani böyle 2023'ü bir bütün olarak ele alıp tek seferde bitiremeyiz. Şimdi Kayaların Oğlu şarkısında Barış Manço zaten özellikle 2023 demesi şarkıya sence tesadüf olabilir mi? Asla. Şimdi Aleyna kızımız 14 yaşında Kayabaşı mahallesinde oturuyor. Kayaların oğlu, kayanın başında. Şimdi 1923'ten alıyor. Bak 100 yıllık bir gün önce. Evet. Kayaların toprağı dikine saplandığı yerde doğdum diyor. Ankara Kalesi civarından bahsediyor. Toprak anayla kaya babanın oğluyum ben. Toprak anam sevgi dolu bereket. Toprak berekettir, sevgidir. Toprak anam sessiz ama toprak anam dop dolu. Toprak anam, toprak anam ana dolu. Bak burada analardan bahsediyor. Ana dolu. Yani toprak anadan bir sürü ana dişil. Şimdi burada bahsediyor. Babamsa sağ solu belli olmaz.
Deprem tarihini belirleyebiliyor muyuz? Nerede olacağını biliyor muyuz? Bilemiyoruz. Bir gürledi mi yer yerinden oynar. Oynamış. Şu anda bizim geçirmiş olduğumuz büyük felaket yer yerinden oynadı. Göğsünde çatırdamalar olmuş. Yeryüzü göğüs olarak düşüneceğiz. Birkaç yerden birden çatlama olur. Onun için derdi. Onun için sayısız irili ufaklı kaya parçaları vardır topraklarda. Yani ondan fazla şehirler, kaya babam bak. O bak, bu da bak bir şeyden bahsediyor. Yani bir tek kaya baba yok. Ve sen benim oğlum. Ve sen, yani burada parantez içerisinde kayaların oğlu seçilmiş olan. Bu taş toprağı bir arada tutacağız. Yani ne demek? Misak-ı Milli ile belirlenmiş olan Hatay dahil olmak üzere hepsini bir arada tutacaksın. Şimdi buraya gelmeden şu ana kadar 29 Ekim 2023'e gelmedik. Ama bundan sonrası çok dikkat çekici. Kolay değil kayalar. Kuzeyden esen rüzgara, güneyden gelen kavurucu sıcağa karşı koruyacaksın onları. Anadolu'yu. Kayaların oğlu aynı zamanda metafizik güçlerle donatılmış bir seçilmiş. Bak koruyacaksın. Dikici yoksa adam neyle koruyacak? Bak özel bir kişiden bahsediyor. Özel bir seçilmişten bahsediyor. Ve buradan devam ederken dönenceyi ilk paragrafta anlatmaya çalışıyor bence. Ama son paragrafa geldiğinde 2023'ün ılık bir Ekim sabahında, yani 1923-2023 yüzyıl. Felaketin adı ne? Yüzyılın felaketi. Bacaklarımda hafif bir uyuşmayla uyandım. Bu deprem ya da işte efendime söyleyeyim şey etkisi diye tahmin ediyorum. Kök salmaya başladım o sabah ve ilk kez sağımda solumda asırlardır durmakta olan diğer çınarları fark ettim. Ulu ruhlar. Ulu çınar, ulu ruh. Yani o gece seçilmişin yanında ulu çınarların, ulu ruhların, meleklerin, gök orduların olacağından bahsediyorum. Doğudan hafif bir seher yayılmışlar. Yani anakarın doğusundan. Ve asırlık çınarlar beni de aralarına aldı. Bu ölümsüz ruhlar diye bahsettiğimiz ruhların arasına seçilmiş olan kişinin de ölümsüz ruh olarak alındığı mesajını buraya koymuş. Yeni bir kayaların oğlum doğuşunu beraberce seyrediyordum. Diyor ki Barış Manço, kayaların oğlu ancak melekler, ulu ruhlarla yani kırklar, üçler, yediler, yaratıcılarla falan bir uzun olabilir. O da zaten onlarla beraber ölümsüz bir ruh olarak 2023'ü 29 Ekim sabahında hissedeceğiz diyor. Neyle hissedeceğiz? Burada başka bir anlatım var. İşte bu bacaklarımda hafif bir uyuşmayla uyandım. Aynı zamanda herkesin hissedeceği bir şey. Aynı zamanda seçilmiş olanın ruhun bedeninden ayrılıp göğe çıkıp yere tekrar bedene girdiği, yani tekamül enkarne miraç ne diyorsanız olduğu bir şey. Tevatürden bahsediyor. Evet. Yani Barış tam da bu günleri işaret etmiş, öyle değil mi? Yani bu büyük maciayı işaret etmiş. Abi adam demiş ki Hakan, bak adam diyor ki babamsa sağ solu belli olmaz. Bir gürledi mi yer yerinden oynar. Göğsünde çatırdamalar olur. Aynı zamanda depremin bir doğumu ifade ettiği de bu satırlardan belli. Şimdi bunu deprem ve yaşanan 12'deki depremle alıp son paragrafa 2023 yılı 1 Ekim sabahına gittiğimizde Anadolu'da irili ufaklı kaya parçaları vardır.
Yani başka kayaların çocukları da var. Yenili ufakta ama. Başka kayaların. Ama en sonunda burada diyor ki ulu çınarları fark ettim. Yedi uyuyorlar. Uyandı dediğim hadise. Melekler yedi uyurlar. Beni de yanlarına aldılar. Yani seçilmiş aynı zamanda yediler heyetinin yedi uyurlarının yerden bir üyesi oluyor. Arz edelim. Bu noktada Barış Manço'nun daha sırladığı, Anadolu ile ilgili sırladığı birçok şey daha var o kitabın içinde. Kitapta bunları da anlatıyorsun. Peki oradan bize birkaç başlık daha verebilir misin? Anadolu'da neler sırlı başka Hüseyin? Şimdi Hakan, her şeyi anlattık. Halkın anlaması gerektiği kadar halk mevcutları bir anlasın. Sırlar vakti geldiğinde anlatılır, müsaade edildiğinde. Yani Anadolu'da Hasan Dağı çok bir sırlı yer. Türk mitolojisinde Hasan Dağı gök kubbenin direği olarak bilinir. Mesela çok fazla kişi bilmez bunu. Hasan Dağı. Türkiye'nin belki de en sırlı yeri Mustafa Kemal Atatürk'ün Anakara'da kurmuş olduğu Ankara olarak yükselen Ankara'dır. Yani dünya başkenti olma özelliği, dünya hakimiyeti olacak başkent ismidir. Bu yüzden başkentin kurumları İstanbul'a taşınıyor. Ankara'ya yükselirken bunu yapanlar bilsin ki İstanbul'da ters yüz ederler. Ters yüz olur. Bu konuda da hiç kimsenin bir acıması olmaz. Yukarısı için siyah, siyahtır. Beyaz, beyazdır. Siyahım, beyazım, beyazım, siyahım gibi bir tevatür bulunmamaktadır. Beklenti içerisinde ise halkımız önümüzdeki günleri 29 Ekim'e kadar yaşayacak olduğumuz ciddi detaylar yaşanacak. Fakat Ergenekon iki tablosu var Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptırdığı. Ben onun şifresini çözmüşüm. Çok uzun olduğu için şimdi anlatamam. Ergenekon iki tablosunun resmini bence koyduğun zaman, tabloya baktığın zaman Batı dünyası gökdelenleriyle ya da binalarıyla ayaktayken ya da Maraş'tan İstanbul'a, Ankara'ya baktığımız zaman gökdelenler yerindeyken, mezar taşları bile kırılıp dökülmüşken bence her şeyi orada Mustafa Kemal Atatürk İbrahim Çallı'ya yaptırmış. Yazmış şey. Yani bizim Ergenekon'dan çıkma sürecimiz tam olarak tamamlanmadı. Yani dönemci olarak bahsediyorum. Gökbörü dediğimiz varlıksal çıkışımız, ruhsal çıkışımızda Konya, Elmadağ, Karaman üçgeninde vakti geldiğinde halkın toplanmasıyla gerçekleşecektir. Bunun da çok az bir vakti kalmıştır. Hatırlarsan Erciyes'te kurultay yaparlardı 30-40 sene önce. Biraz yere uzak olsa da bahsi geçen gibi biraz anlamışlar. Evet. Vaktin sahibi, vaktin sırrı, zamanı yaradan yaşar, kişi olduğu bölümlüdür Bilge Kağan'ta. Evet efendim. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var Hüseyin. Evet öyle. Hayır. Artık vakit de geldi. Çünkü şöyle bir şey. Şimdi ama bizim dememizde bazı şeylerin açıklanması, bazı şeylerin daha net anlaşılabilmesi için bazı şeylerin geldi. Barış Manço yıllar öncesinde parçalarını sırlamış bunları. Biz nasıl bir 2023 yaşayacağız? Başka neler var onun içinde? Ne gibi bilgiler var? Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Mart'ın sırrı ne? Mart, herkes Mart'ı işaret ediyor. Mart'ın sırrı vallahi, ne? Abi işte ne bileyim, deprem diyorlar. Soğuk kış diyorlar. Şimdi bak Hakan, 13,5 milyon insanın yaşadığı bir bölge. Sanayi ve tarım ve hayvancılığın olduğu bir bölge. Artık buradan bir kilo peynir bile alacak durum yok. Şimdi oradan bize gelen gıda ve tüketim
Buradan oraya stoklardan gidiyor. Burada ne kadar kaldı? Oraya ne kadar gidiyor? Oturup düşünmemiz lazım. Sonra bak Hakan, yağmur yok, kar yok. Kuraklık aç safhada. Sebze, meyve, gıda üretimleri düşmüş durumda. Daha geçen sene hükümet süt danalarının hepsini, süt ineklerinin hepsini kesmeye. Acayip işler oldu Türkiye'de. Yani insanlarımız şunları düşünmüyorlar. Hayırsız adaya 80 bin köpeği toplayıp, o köpekler biliyorsun birbirlerine girmişler. Hikayeleri anlatır. Ve onların ulumalarından Osmanlı'nın o dönemki ahalisi ölene kadar laneti çekti. Lanetlendi ya. Zaten Büyük İstanbul yangını geldi. İşte evet, bak şimdi. Anadolu'da hayvanlara zulmediyoruz. Evet, küçük baş ve büyük baş yenilecek hayvanlar insanoğlunun hizmetinde karnını doyurması için yaratılmıştır. Fakat insanoğlu bunu, yani sabah dörtte kebap yemeyle akşam kebap yiyip yatmak alışkanlığı haline getirdiği zaman, o bir kan dökme ritüeli oluyor. Yani o hayvanların da yaşama hakkı var. Kuzusundan tut, öyle mi? Bir aylık kuzuyu yiyoruz. Abi yani bu bambaşka bir şey. Biraz kendimize çeki düzen verelim. Dedikçe kimse bizi dinlemiyor. Biz bu çeki düzeni veremiyoruz. Canlı katlederek karın doyuramayız. Bak Hatay, Gaziantep, buralar gastronominin üstü, dünya yemek listelerine giriyordu yemekleri. Ekmek bulamadılar, ekmek. Ekmek yok hocam, un yok. Biraz düşünelim, düşünmek gerekiyor. Yani insanlar artık bir şeyleri düşünmeli. Aa, nasıl düşünmeli? Neyi düşünebilir? Düşünmek ister mi? İstemez mi? Onu ben bilemem. Ama mesela deprem bölgesinden çokça miktarda tarihi eser kaçırıldığına şahidiz. Bir kısmının getirildiği söylense de bana çok inandırıcı gelmiyor. Bana inandırıcı gelmiyor. Kaçırıldığı mı inandırıcı gelmiyor? Evet, hayır, kaçırıldığına inanıyoruz. Bana inandırıcı gelmeyen o değil. Bana inandırıcı gelmeyen şey geriye alın. Sadece tarihi eser değil, başka şeyler de var. En son Hatay'dan bir el yazması çalınmış. Evet ya abi, hemen ücret hızıyla İsrail'den alıp gelmişlermişmiş de. Mış da, miş de, şuydu da, buydu da. Şu saatten sonra yarada Hücurat suresiyle yükledir. Hücurat suresi sabah. Güneş 11 Eylül 1990'da 360 derece döndü. 11 yıl sonra bir daha 11 Eylül 2001'de 360 derece döndü. 11 yıl sonra bir daha 11 Eylül 2012'ye bir daha döndü. 11 yıl sonra bir daha 360 dereceyle dönüşü tamamlayacak ve tarih 11 Eylül 2023 olacak. Afaki olmayan çok şey var. İnsanlar bunları okuyor, okuduklarını anlamıyorlar, anlamak istemiyorlar, konfor alanlarını terk etmek istemiyorlar. Çünkü konfor alanı olarak düşündükleri mal canın yongası, güne kadar zenginlik abidesi olanların bugün ellerinde oturacak evleri de yok. Ne var? Çadır arıyorlar. Dünyadan çadır geliyor. Anlamamız gereken çok şey var. Almamız gereken çok ders var. Ama bizim insan olarak bu derslerden ne kadar aldığımız konusunda benim de şeyim yok. Ne derler onun adına? Çok inancım yok yani.
çok henüz ders alınmış değil. İnsanlar şöyle düşünüyorlar. Bir şeyleri söyleyerek bir şeylerin oldurulduğunu düşünüyor. O da olma yetkisi sadece yaradandadır. Kimsede olmayan bir yetki kimse kullanamaz. Evet üstad. En son ay hattıyla toparlayalım istersen. Neden bu kadar önemli Hatay ay hattı ve buradaki demografik yapının değişmesinden endişe ediyoruz. Bununla ilgili en azından halkın da böyle bir endişesi var. Neler söyleyeceksin? Halk endişe ediyor ise halk çıkacak sahip. Biz devletin yetişemediğini gördük. Devletimizin şu haliyle bu kadar büyük bir faciaya yetişmesi de kolay değil. Hattı neden önemli? Kimse yerini terk etmesin. Gerekirse çadırda kalsın. Zaten yeterince yardım gidiyor. Yukarıya şehirlere çıkmak bizim ay hattının koruma imkanımızı azaltıyor. Ne kadar boşaltırsak bilsinler ki oraya yerleştirilecek olan ya da yerleşecek olan başka güçler var. Boşaltmamamız gerekiyor. Yerimizde sabit kalmamız gerekiyor. Evet. Hüseyin, buraya neden ay hattı deniyor? Şimdi ay hattı, şimdi biliyorsunuz Hatay'dan itibaren ay şeklinde Mısır'a kadar giden, Mısır'da içine alan bir Akdeniz yayı var. Akdeniz yayı, dikkat edin, Türkiye'nin doğu Akdeniz kıyılarıyla Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail'i içine alıp sonra da Akdeniz'de karşı tarafta Mısır'da içine alan bir ay var. Yay. Yani ay. Hemen bunun ortasında da Kıbrıs gibi yıldız şeklinde bir ada var. Ay hattı. Ay yıldız hattı. Ha, bunun ayla ya da ay dedeyle de bağlantısı var diyebiliriz. Diyorlar yani ay dede meselesi. Ya ayla ay yani Mısır'da firavunların dönemi bütün neredeyse dünya tarihini etkileyecek bilimsel kayıtlar orada. Mezopotamya aynı şekilde işte Ölüdeniz parşömenleri sonradan ortaya çıktı. Bütün dinlerin oluşması, buluşması, hepsinin bu bölgede olması neredeyse yani yüzyıllardır Haçlı Seferleri adı altında bütün savaşlar bahsettiğimiz ayrıntıları içinde. Haçlı Seferi'yle gelip de Trabzon'a çıkan Haçlı ordusu yok. Her gelen aşağı in. Hatay, İskenderun, Şam, Kudüs, işte o bölge. Mekke'ye giden de yok. İşte Mısır'dan başlayarak Antakya, Mersin'i içine alan bölge. Eskiden Antalya diye kadim bir şehir yok. Ama Mersin diye bir kadim şehir var. Ay hattı. Bu kadar basit, evet. Ay hattı sahip olana ne getirecek? Yani buraya hücum ediliyor. Dünya hakim. Bin yıllık hüküm, Millennium Challenge'ın gerçek kodu. Bin yıllık hüküm getirir. Bin yıllık dünya hakimiyeti getirecek. Yedi akbaba metinlerinde olan yedinci akbabayı getirir. Yedi akbaba olayına girecek olursak sen sürekli işaret edin. Yedi akbabanın bu konuyla ilgisine, depremle ilgisine. Ya işte altıncı neslin son savaşı. Biz altıncı nesil zaten nesil olarak. Yedinci nesil yani kova çağını geçiş dünya için. Bu yani yedinci nesil bundan bahsediyor. Tabii ki her geçiş çağı geçişleri ciddi insanlığa maliyetler getiriyor. Evet yani altı akbaba, yedi akbaba meselesi benim üçüncü dünya savaşı teorileri Türkiye üzerine uyanış kitabımda da yazıyor. Geçtiğimiz programlarda da sana yedi akbaba metinlerini okumuştum zaten. Evet. Yani metni okursak zaten o metinde işte 6. Akbaba'nın başı kesik olduğu görülüyor. 7. Akbaba diyor yerinde. Ve hatırlıyorsan sonra yazışmıştık bunları senin programda konuştuktan sonra Akbaba öldürdüler. Hatırlıyorsun. Evet, evet, evet. Bir hafta sonra. Evet. Bir hafta sonra. Böyle. Üstad, teşekkür ederim yayınımıza. Teşekkür ederiz. Ezber bozun izleyicilerime.
hayatında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Evet. Huzur ve sağlık temenni etmekten başka bir şey dileyemiyorum. Algılar açılmadığı müddetçe bir şemanat sözler ki ders tekrar edecektir. Hepimiz büyük bir imtihandayız. Vatandaşlarımızın algılarını açması yeterli. Senin acınla, senin yangınınla yanmayan hiç kimse kalana kadar bu ders devam. Yani Maraş'ta yaşanan depremle İstanbul'daki yanmamışsa bu acı devam eder, bu acı gelir seni de bulur. Ankara'daki yanmamışsa AVM'lerde, efendime söyleyeyim, eğlencelerde, efendime söyleyeyim, kafelerde, barlarda hayatın olağanmış gibi yaşamına devam ediyorsa emin ol o acı gelir orada. Çünkü imtihana hep beraber tabi tutuyoruz. Sınav toptan yapılıyor bu. Dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük sınav. Madem Tanrı yaratımıyız, ilk sınavları bizim geçmemiz gerekiyor. Evet, bu evet. Yüzden tekrar kayıplarımıza evet. Ahmet diliyorum. Asrı faciasında yaşayan vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sizler de izlediğiniz için sizlere de teşekkür ederiz. Hoşça kalın.